Efendimiz bütün dünyayı, bütün kainatı aydınlatan bir güneş. Ve biz o güneşin yanında kibrit çöpleri. Ama o güneşin etrafında öyle yıldızlar, öyle parlak, öyle güzel, öyle yolumuzu aydınlatan insanlar var ki. En başta da ailesi, Ehl-i Beyti. Efendimizin en büyük kızı Hazreti Zeynep ve Müslüman olan ilk genç kızı. Hazreti Hatice validemizin can yoldaşı, yol arkadaşı. Efendimizin de yol arkadaşı. Ve Hazreti Hatice validemizin vefatından sonra Efendimiz'e yardımcı, Efendimiz'e can yoldaşı. Hazreti Zeynep Ebul As'la evleniyor. İkisi de birbirini çok seviyor. Seviyorlar birbirlerini. Mutlu bir yuvaları var. Ama İslam geldikten sonra, Efendimiz tebliğe başladıktan sonra baskılar artıyor. Baskılar, zorlamalar, işkenceler, tehditler. Ebul As'a diyorlar ki boşa onu, ayrıl onunla. Muhammed'in kızından ayrıl, vazgeç ondan. Sana Mekke'nin en güzel kızlarını verelim, sana servet verelim, sana krallık verelim, bırak onu. Ama Ebul As sevmiş, Hazreti Zeynep sevmiş onu. Birbirlerini sevmişler. Hazreti Zeynep Müslüman oluyor ama Ebul As Müslüman olamıyor. Ona kısmet olmuyor henüz Müslümanlık. Çevresinden utanıyor, çekiniyor. Baskılardan, zorlamalardan korkuyor belki de. Ama bir yandan da çok sevdiği eşini bırakamıyor. Ve hicret. Hicretle birlikte Efendimiz ve kızları Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Hazreti Fatıma Medine'ye gidiyor. Ama Hazreti Zeynep geride kalıyor. Çok sevdiği babasından ve kardeşlerinden ayrı kalıyor. Geride. Ve bir gün takvimler Bedir Savaşı'nı gösteriyor. Bedir'de İslam ordusu galip ve Hazreti Zeynep'in eşi Ebul As müşriklerin arasında esir düşüyor. Ve esirlerin serbest bırakılması için fidyeler gönderiliyor, fidyeler geliyor. Teker teker açıyorlar fidyeleri, neler var diye. O bir çıkının içinden, bir zarfın içinden, bir paketin içinden bir gerdanlık çıkıyor, bir kolye. Efendimiz o gerdanlığı eline alıyor ve ağlamaya başlıyor. Bu Hatice'nin kolyesi diyor. Bu kolye Hazreti Hatice validemizin Hazreti Zeynep'e düğününde taktığı kendi kolyesi. Ve Hazreti Zeynep çok sevdiği eşinin esaretten kurtulması için onu göndermiş. Ve elinde avucunda ne varsa göndermiş. Efendimiz mahzun, gözleri dolu. Diyor ki sahabeye, siz bilirsiniz bu bir ganimettir. Nasıl istiyorsanız öyle yapın ama bunu geri gönderseniz, Ebul As'ı da serbest bıraksanız nasıl olur? Olmaz mı? Olur elbette. O üzülmesin diye sahabe her şeyi yapar, ömrünü feda eder ve gerdanlığı geri gönderiyorlar. Ama Efendimiz Ebul As'a diyor ki, seni serbest bırakıyoruz ama artık İslam'ın hükümlerine göre benim kızımla evli kalamazsın. Kızımı geri gönder. Ve Ebul As sözünü tutuyor. Hazreti Zeynep'i gönderiyor ve Hazreti Zeynep'i teslim almak için Zeyd bin Haris'e gidiyor. Beraber çıkıyorlar yola. Gelirken müşrikler haber alıyorlar bu durumu. Kesiyorlar yollarını, saldırıyorlar. Bir mızrak darbesiyle Hazreti Zeynep devesinden düşüyor yere ve karnında taşıdığı evladını kaybediyor. Acı dolu bir yolculuk oluyor onun hicreti. Ve Efendimiz diyor ki, Zeynep benim sevgili kızımdır. Benim için çok çile çekti. Çilesi bitmiyor Hazreti Zeynep'in. Daha gencecik yaşta, evlenebilecek yaşta olduğu halde, talipleri de olduğu halde
hiçbirini kabul etmiyor. Çünkü o kocasını seviyor. Bir gün geri döneceğine inanıyor. Bir gün onunla yeniden kavuşacaklarına inanıyor. Ve aslında kocasının küfür içinde, karanlık içinde ölmesini istemiyor. Ve bir gün hayallerine kavuşuyor. Rüyası gerçek oluyor. Ebu'l-As Müslüman olarak geliyor Medine'ye ve Efendimiz onların nikahını kıyıyor. Ama kavuşmaları, vuslatları çok sürmüyor. Hazreti Zeynep o aldığı mızrak darbesinden, o hicret yarasından sonra çok fazla yaşayamıyor. Vefat ediyor. Ebu'l-As öyle üzülüyor, öyle ağlıyor ki ızdırabından, üzüntüsünden düşüp bayılıyor. Efendimiz teselli ediyor onu. Tutuyor, kaldırıyor. Ve Ebu'l-As kısa bir süre sonra Yemame'de çok sevdiği eşine, Hazreti Zeynep'e kavuşuyor. Sevince Zeynep gibi sevmek lazım. Sahip çıkınca onun gibi sahip çıkmak lazım. Şimdi duamızdır. Hasret çekenlere, ayrılık çekenlere bir Zeynep sevdası, bir Zeynep sabrı dileyelim Rabbimizden. Ve bütün eşlere Hazreti Zeynep'in sadakatinden, vefasından birer damla düşürsün Rabbimiz kalplerimize, gönüllerimize. Ve ayrılık için bir derman dileyelim şu iftar zamanında. Allah ayrılıkları vuslatla neticelendirsin. Ve bütün ayrılıklar inşallah cennette sona ersin.